Arkadaşlar bu videoda da benzerlik raporunu alabileceğimiz ikinci bir yazılım var. Burada da identitet devreye giriyor. Öteki Türk yazılımıydı. Bu identitet yurt dışı bir yazılım. Bunun internet sayfasına yazdığımızda identitet çıkıyor. Sayfasını giriyoruz. Yukarıda login var. Buradan kullanıcı adı, şifre vesaire oluşturmanız mümkün değil arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken şey bağlı olduğunuz üniversitenin kütüphanesinden bilgi almak. Biz kendi üniversitemizin kütüphanesinden alıyoruz bunları. Siz de kendi üniversitenizin kütüphanesinden alabilirsiniz. Biz akademisyen olduğumuz için bize veriliyor mu? Normalde öğrencilere veriliyor mu? Bilmiyorum. Verilmeyebilir. Sadece danışmanınızda olabilir bu iş. Bazı üniversitelerde araştırma görevlilerine de veriliyor. Bazı üniversitelerde sadece öğretim üyelerine veriliyor. Bu sebeple siz de bulunduğunuz kurumdaki altyapıya uygun olarak araştırma yapabilirsiniz. Size kurumunuz altyapıda ve kullanıcı adı ve şifrenizi oluşturup verecek. Daha sonra giriş yaptıktan sonra burada neler yapılabileceği hakkında bilgi vermeye çalışacak. Burada yüklenen bütün makalelerin benzerlik oranlarını mesela görebiliyorsunuz. Buralarda bana hakemlik olarak gönderilen makaleleri değerlendirirken öncelikle yüklüyorum mesela. Şu mesela Access'ten gelen bir makale. Benzerlik oranı çok yüksek çıkmış. Bu benzer olan yerler eğer referanslar değilse reddediliyor. Bunlar mesela kendi makalelerim vesaire. Bu şekilde devam ediyorum. Burada da makaleyi yükledikten sonra şurada upload düğmesine basıyoruz. Burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şuraları boş bir şeyle doldurabilirsiniz. Source file'la PDF dosyamızı seçiyoruz. Sonra upload dediğimiz zaman buradaki ana ekran geliyor artık. Bu ekran. Benzerlik raporu alındıktan sonra bakın burada 11, 22 vesaire diye çıkıyor. Mesela 11'in üzerine tıkladığınız zaman makalemiz açılıyor. Bunun benzerlik raporu sizin ekranınıza karşınıza geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken yerler neler var? Bunlar üzerine duralım şimdi. Şimdi birincisi mesela, bu arkasını biz sarıyla işaretlemiştik PDF'i yüklerken. Bu sebeple bu şekilde gözüküyor şu anda. Bu sağ tarafta benzerlik oranının %3 olduğu gözüküyor. Tek tek kaynaklar var. Mesela burada 20 tane kaynak var. %3 birinci numaralı kaynağa benziyor. Diğerleri az az gidiyor. Makalenin benzerlik oranı %11. Bu oldukça iyi bir oran. Normalde %20'nin altı istenir. Onun altında da daha da iyidir bu. Şimdi buradaki raporu bu şekilde gördük. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Yazdır butonuna tıklayarak bunu PDF formatına alabiliyorsunuz. Bir bakalım ekranlara geliyor şimdi. Yazdır dediğiniz zaman derleme yapıyor. 17 sayfa makale ve referanslar vesaire gösteriyor orada. Kaç kelime benzer olduğuyla alakalı gösteriyor. Burada raporu indirdi mesela. Bu raporu indikten sonra bir bakalım ne verdi bize. Bize makaleyi verdi. Benzerlik raporunu. Her yerde numaralarında bakın işaretlemiş. Hangi kaynağa ne kadar benzer şeklinde. Devam ediyoruz. Bunu tutayım şimdi. Sadece sayfaları hızlıca geçeceğim. Bittikten sonra artık numaraları veriyor. Yüzde benzerlik oranı ve hangi kaynaktan yüzde kaç benzerlik oranları var bunları gösteriyor. Bu raporu kullanabilirsiniz ama biz dergiye gönderirken sadece bunun işte %11 benzer olduğunu bilmemiz yeterli. Cover letter'da da yani niyet mektubunda da bunu belirtmemiz yeterli. Text only report kısmı var aşağıda. Buraya tıklayarak da makale içerisindeki kaynakları çıkartabiliyorsunuz. Örneğin burada include bibliografi dediğimiz zaman referansları dahil ediyor çalışmaya. Bakın benzerlik oranı referanslar dahil edilince arttı. Exclude dediğiniz zaman referansları çıkartıyor. Siz referanslar hariç olarak hesaplamaya çalışın. Ve bu şekilde de text olarak görebiliyorsunuz tekrar bunu. Burada benzerlik raporlarla alakalı farklı özet raporlar da var. Bunları da alabiliyorsunuz. Ya da buradan indir butonu var. Özet bir HTML dosyası indiriyor size. Bunu kullanabiliyorsunuz. Ya da yazdır deyip bu ekrandaki sayfayı yazdırıyorsunuz. Ama ilk ekranda yazdırdığımız sayfa daha sağlıklı. Bu da yine numaralı ve cümle cümle gösteriyor burada. Bu da farklı bir format. Ama bunları yine de biz kullanmıyoruz. Bunlar ne zaman ihtiyacınız olur? Dergi parka makale yüklerken benzerlik raporunu sizden istiyor dergi. O zaman bunları alıp bu raporları kullanabilirsiniz. Ama ilk aldığımız rapor da sağlıklıydı. Bu da sağlıklı. Yani hangisini istiyorsanız size kalmış almak. Burada zaten yukarıda benzerlik oranı kaç olduğu yazıyor. Hangi kaynaklara benzer olduğu numaralar da yazılmış. Burada numaralar verilmiş de onlara bakalım bir. Burada numaralar da aşağıda verilmiş. Yani her ikisini de kullanabilirsiniz. Bu direkt buradan yazdır butonuyla aldık. Diğerini de PDF olarak indir dedik. Bunun kullanımı da bu şekilde identifiye edin. Ancak unutmayalım bunu üniversite kütüphanelerini satın almıştır. Örneğin bak bizimkine bakalım. Toplam yükleme hakkımız 10.360 tane daha döküman yükleme hakkımız var şu anda. Bu muhtemelen üniversitenin toplam aldığı döküman, satın aldığı döküman. Analiz etme döküman şeyi. Bunu
istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Klasörler oluşturup bu klasörler bazlı yapabiliyorsunuz. Örneğin hakemlikle alakalı kullandıklarım, makalelerimle alakalı kullandıklarım, özel ortak çalıştığım kişilerle yaptığım makaleler var. Bu şekilde devam ettirebiliyorsunuz arkadaşlar.